sosuyla fırına koymadan önce bir 20 dakika patatesler için süreye ihtiyacım var. Önce patatesleri haşlamaya koyuyorum. Patatesler haşlanırken somon balığını arasına güzel soslarını, otlarını yerleştirerek kağıtla kapatacağım. Sıkı sıkı bir iple, yani fırına girebilecek bir iple bağlayacağım. 20 dakika balık fırında 170 derecede, 170-180 derecede pişecek. Önce bir kaynar suya ihtiyaç var. Kaynar su kullanırsanız, yani soğuk su koyarsanız da olur. Ancak kaynar su kullanırsanız, hep söylüyorum, mutfakta amaç süreyi kısaltmak, çabuk yemek hazırlamaksa, o zaman belli şeylere dikkat etmek gerekiyor. Patatesleri, taze patatesleri çok iyi yıkamanız gerekiyor. Mümkünse bir mutfak süngeriyle o dışındaki böyle kumlu veya işte topraklı kısımlarını iyice temizlerseniz, o zaman benim yapacağım gibi bu salatada taze patatesler kabuklarıyla kullanılacak. Siz de kabuklarıyla hiç çekinmeden kullanabilirsiniz. Tamamen kapamayın, taşabilir, bir hayli dolu. Ben biraz kuvvetli şöyle yapacağım yetişmesi için her ikisinin birbirine. Ben hemen şuradan dereotu, maydanoz ve bolca kekik kullanacağım. Taze kekik tabii bu arada. Özellikle bu tip, yani balıkta kekik biraz acıtıyor. Yani defneyi fazla kullanırsanız, kuru kekik kullanırsanız biraz acı oluyor. Taze kekikle ve maydanozla, dereotuyla hem görüntüsü şık olacak, hem böyle pasta gibi işte kestiğiniz zaman iyi bir misafir ağırlama yemeği diyebilirim. Bu arada bir limon şöyle. Yarım limon suyu yetecek. Balık çok büyük ama ekşi de olsun istemiyorum. Çok az zeytinyağı. Balık çok yağlı. Somon balığı çok çok yağlı bir balık. Onun için çok fazla yağ gerek yok bu balıkta. Şimdi pekmez, soya sos, limon, limonun suyu, zeytinyağı, hepsini birden şurada harmanladım. Bunu şöyle, şimdi bu ayrı bir kapta hazırladığınız sosu balıklara böyle her tarafına gelecek şekilde koyarsanız hem kuru kalmayacak, hem de eşit miktarda sosa bulanmış olacak. Şimdi sosta biraz beklerken ben kağıdı ve fırında pişireceğim kabı hazırlayacağım. İki kat balık yapacağız. İki kat balık kaymasın diye, birbirinin üzerinde sıkıca dursun diye bir iple bağlayacağım. Şöyle. Bu arada somonla ilgili hayatımıza çok son yıllarda girdi ama çok popüler oldu biliyorsunuz. Herkesin hem kolayca temin edebildiği, hem diğer mevsim sezon balıklarına göre daha makul fiyata da bulabildiği bir balık. Bu sebeple belki de tercih ediliyor. Ayrıca somonun özelliği hem omega 3, hem yani kuvvetli omega 3 ve ayrıca omega 6 vitaminleri bakımından çok zengin. Neden derseniz, yani niye diğer balıklarda bu kadar yok, bahsedilmiyor da hep somondan konuşuyoruz. Derin su balığı, derin, yani tonda da var aynı şey ama somon kadar değil. Derin su balıklarının böyle bir özelliği var. Bu iki vitamini barındırıyorlar. Dolayısıyla çok çok faydalı. Hem kalorisi, kalori açısından düşük, hafif. Hem sindirimi, hazmı kolay, hem de biliyorsunuz bütün diyet, bu çok kelimeyi kullanmamaya çalışıyorum ama bu rejim, diyet, işte sağlıklı beslenme uzmanlarının bolca tavsiye ettikleri bir balık. O sebeple biz de mutfağımızda, yani tarif verirken ara ara somondan yararlanacağız. Taze kekikleri koyuyorum. Bu altta otları yerleştirdim. Maydanoz, taze dereotu, kekik, ne bulursanız. Yani ben bugün bunları seçtim ama yani lütfen böyle çok da hani keskin şey yapmayın. Hani şu kadar gram, bu kadar gram değil. Sizin elinizde ne varsa, bütün bu yeşiller balığı servis yaparken, keserken göreceksiniz sunumda.
Çok güzel bir görüntü sağlıyor. Biraz da dereotu ilave edeceğim. Şöyle eşit olsun diye az geldi. Şimdi bu sosla ıslattığım iki parça balığı üst üste yerleştirip daha sonra paketleyeceğiz. Soya sosunda tuz var. Dolayısıyla çok fazla tuz koymanızı gerektirecek bir tarif değil. Ama yine de hani hafif olur derseniz biraz deniz tuzu ve karabiber eklemekte fayda var. Şöyle. Hem üzerinde bir parça o en üstteki o kabuk kısmını güzel gözükmesini sağlayacak. Biber de tatlandıracak. Arzu ederseniz beyaz biber kullanabilirsiniz. O artık şöyle tercihe bıraktım. Şunu sıkıca paketleyip ben bir iple saracağım ama yani ağırlık koyarsanız da üzerine açılmadan pişecektir. Dakika tutmanız yeterli. Şimdi balığı fırına veriyorum.